Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, 27. dönem 2. çalışma ve değerlendirme toplantılarımızı dün Sayın Genel Başkanımızın kapanış konuşmasıyla tamamladık. Ailelerimiz de bu toplantıların bir kısmına katıldı. Böylece Büyük Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin üyeleri olarak yeni dönemde birlik beraberlik içinde ve iktidar yolunda milletimizin sıkıntılarına son verme kararlılığıyla girdik. Yaptığımız toplantılarda milletvekillerimiz ülke gündemi ve seçildikleri illerin sorunlarıyla ilgili görüşlerini paylaştılar. İstişare ederek ve ortak aklı kullanarak yeni dönemde izleyeceğimiz siyasetin stratejik hatlarını gözden geçirdik. Bu toplantı bittikten sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yaptık. Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde ekonomi ve dış politika başta olmak üzere vatandaşlarımızın yakıcı sorunları vardı. Dün biz toplantılarımızı tamamladık. Gece yarısı köprü ve otoyol geçiş ücretlerine %20 zam yapıldığı haberi geldi. Kamyoncularımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yakıt masraflarının, vergilerin, geçse de geçmese de ödediği yol tünel paralarının altında eziliyordu. Hali zaten perişandı, şimdi daha da perişan olacaklar. Sabah da tam buna üzülürken sabah da tren ve posta ücretlerine %20 zam geldi. Yandaşlardan vergi toplayamıyorlar, vatandaşın üstüne zamlarla abanıyorlar. Taşıma maliyetlerindeki bu artışlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını arttıracak. Değerli basın mensupları, iktidar artık herkesin bildiği gibi uluslararası para fonuyla gizli kapaklı 11 gün boyunca görüştü. Uluslararası para fonu giderken de bunlara bir yapılacaklar listesi bıraktı. Şimdi bu listede yazılan ev ödevlerini birer birer yerine getiriyorlar. Hatırlayın, yine IMF'nin listesinde enerji zamlarının otomatiğe bağlanması da vardı. Ya şimdi neredeyse her ay ya elektriğe ya doğalgaza %14,9, 15 değil, otomatiğe öyle bağlamışlar, zam yapıyorlar. Temmuz'dan bu yana hem elektriğe hem de doğalgaza yaptıkları zamların toplamı %32. Kış daha gelmeden milletimiz için kara kış oldu. Resmi rakamlara göre 2018'de 11 milyon yurttaşımız evini ısıtamamış. 11 milyon yurttaşımız. Şimdi 2019'da bu zamlardan sonra bu rakam umarız ikiye katlanmasın. Ama memlekette zam var, enflasyon yok. Zam yaparak enflasyonu düşürmenin formülünü saray buldu. TÜİK'in başına sosyete damadın arkadaşını atadılar, sorun çözüldü. Fiyat toplama yöntemlerini değiştirdiler. Kalite ayarlaması diyerek fiyatlara müdahalelere başladılar. Yetmediği yerde de hazineden bakan yardımcıları telefonlarla TÜİK'çilerin fiyat topladıkları günlerde indirim, o şirketlere, fiyat toplanan şirketlere indirim talimatları yağdırıp fiyatları manipüle etmeye kalktılar. Artık bunları Sağır Sultan bile duydu. Dolayısıyla bunu bilmeyen, konuşmayan yok. TÜİK'in fiyatları gerçeği yansıtmıyor. Biliyorsunuz meşhur bir söz vardır. Üç çeşit yalan vardır derler. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistiklerle yalan. Aslında istatistikler yalan söylemez deseler de istatistiklere yalan söyletilebilir. Saray iktidarı bu konularda çok uzlaşmış, ustalaşmış. Eylül'de meyve ve sebze halinde 1 kilogram sivri biberin fiyatı 4 lira 15 kuruş ile 5 lira 75 kuruş arasında olmuş. Ama TÜİK'e göre Eylül'de sivri biberin fiyatı 4 lira. TÜİK'in fiyatı haldeki fiyatın bile altında. 1 kilogram kuru soğan haldeki fiyatı 2 lira 25 kuruş. İla 3 lira 50 kuruş arasında değişmiş. TÜİK'in sepetinde ise kuru soğanın fiyatı
1 lira 69 kuruş. Bu da hal fiyatının altında. Patates. Halde 1 kilogram patatesin fiyatı 3 lira 25 kuruşta 5 lira 25 kuruş. TÜİK'in sepetinde patatesin fiyatı 2 lira 8 kuruş. Bu da haldeki fiyatın altında. TÜİK'e göre son bir yılda yumurtanın fiyatı %31, domatesin fiyatı %31, kuru soğanın fiyatı %26, patlıcanın fiyatı da %13 düşmüş. İnsaf, değerli basın mensupları, pazarlarda insanlar filelerini dolduramıyor. İnsanlar yemek öğünlerini azalttıklarını televizyonlarda haykırıyor. Tencereler boş. Ama milletin mutfağını kasıp kavuran bu yangın her nedense bir türlü TÜİK'in sepetine yansımıyor. Açıkça söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu millete yapacağı en büyük iyilik fiyatları nereden topluyorsa açık adreslerini millete vermektir. Milleti daha fazla perişan etmesinler. Adresleri versinler, millet alışverişini TÜİK'in ucuzcu dükkanlarından yapsın. Bu ucube tek adam rejiminde devletin resmi istatistikleri bile 3 paralık oldu. Güven kalmadı. Devletin ve kurumların itibarı liyakate değil, sadakate dayanan ahbap dost atamalarıyla sıfırlandı. Saray düzeni milletin feryadına sağır. İşler iyi deyip kulaklarının üstüne yatıyorlar. Saray sosyetesinin mal ve mevki sevgisi, aşkı başta partilerinde olmak üzere her yerde nifak tohumlarını yeşertiyor. Enflasyon rakamlarında manipülasyon 82 milyonun hakkının hukukunun yenmesi demektir. Memur, emekli, işçi maaşları, kira kontratları, diğer tüm sözleşmeler, ödenecek vergiler, her şey bu enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Milletin aklıyla artık daha fazla alay etmeyi bıraksınlar. Buradan açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında iş başına gelir gelmez TÜİK verilerini bağımsız denetçilere denetleteceğiz. Yanlış işler yapanın gözünün yaşına bakmayacağız. Kim yanlış yaptıysa gidecek, yargıda hesabını verecek. Değerli basın mensupları, Damat Albayrak orta vadeli programın ismini beğenmedi, programın adını Yeni Ekonomi Programı diye değiştirdi. Bir de değişime doğru diye bir motto koymuş. Şimdi değişim başlıyor diye bir motto koymuş. Programın içsel tutarsızlıklarına aslında burada çok fazla girmek istemiyorum. Bu yıl binde yarım büyüyecek bir ekonominin gelecek yıl birdenbire arabayı devirmeden, balataları yakmadan nasıl %5'lik büyümeye çıkacağını sormuyorum. Bu %5'lik büyümeyi sıfır cari açıkla gerçekleştirecek hangi yapısal reformların bu yıl içinde yapıldığını ve bunun nasıl gerçekleşeceğini de sormuyorum. Milletin satın alma gücünü zamlarla ve vergi artışlarıyla bitirip, devletin yatırımlar başta olmak üzere tüm harcamalarını kısarak, iç taleple büyümenin de nasıl gerçekleşeceğini açıkçası burada sormuyorum. Bu tutarsızlıklar, aklı başında olan, ekonomiden az çok anlayan herkes tarafından fark edilmiş durumda. Anlamayan bir tek kişi var. O da sosyete damat. Bu programın hedeflerine bakınca ne kadar süslenirse süslensin, adına ne kadar yeni denirse densin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının iflasının itirafını görüyorum. Bu programa göre 2019'da kişi başına gelir 9.093 dolar olacakmış. Oysa bundan 12 yıl önce kişi başına gelir 9.656 dolardı. Bu sene 12 yıl önceki 2007 yani 2007 yılındaki geliri dahi milletimize çok görmüşler. Damat Albayrak'ın süslü programında her şey yolunda giderse 2022'de kişi başına gelirimiz yeniden 10.534 dolar olacak. Ama 2008 yılında
Yani 15 yıl önce, o tarihten 15 yıl önce, 2022'den 15 yıl önce kişi başına gelirimiz 10.931 dolardı. Bu program diyor ki sen 15 yıl önceki bu programın sonunda sen 15 yıl önceki gelirini dahi yakalayamayacaksın. Değişim başlıyor diyen yeni ekonomi programı 2022 geldiğinde bize 15 yıl önceki gelirimizi mumlar atacak. Bunlar ne dedi? Neyin sözünü verdi? Bu ucube rejimle güya uçacaktık. Şahlanacaktık. Beyler ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarladılar. 15 yıl önceki rakamları bile mumla arar hale geldik. Ama utanmadan, sıkılmadan hala daha 2023 yılına mektup yazıyorlar. Ancak bu programın ülkeye bir yararı olmadı da değil. Burada sosyete damada vatandaş olarak bir teşekkür borcumuz var. Hatırlayın, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini ertelemenin maliyetini 41 milyon lira olarak açıklamıştı. Kayınpederinin mızıkçılığı sebebiyle seçim iptalinin ekonomimize, milletimize gerçek faturasını ise damat Albayrak açıkladı. Hem de bir defa değil, iki defa. İlki yeni ekonomi programı dediği programın tanıtımında, diğeri ise katıldığı bir televizyon programında. Bir önceki OVP'de vaat ettikleri 2019'da %2,3 büyüme hedefini bu yeni OVP'de binde beşe düşürmüşler. Sosyete damat bu büyük düşüşün gerekçesini şu sözlerle açıklıyor. İkinci çeyrekle birlikte yaşanan, tekrar seçimle ötelenen ekonomimizdeki bir çeyreklik kaymanın etkisi. Ben açıkçasını söyleyeyim, o söylemiyor tabii. Yani seçimi ertelemelerinin maliyeti 2019'da 795 milyar dolar olacak dedikleri milli gelir 749 milyar dolara düşmüş. Kısacası mızıkçılıkları sonrasında İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz şekilde iptal edilmesinin insanımıza, vatandaşımıza, milletimize 46 milyar dolarlık bir maliyeti olmuş. Bu parayla neler yapılırdı? Bakın bu para tank palet fabrikasının satılmasına gerekçe gösterdikleri 50 milyon doların 920 katı. İstanbul'da yapılmasının acil olduğu söylenen ama bir türlü parası bulunamayan sualtı deprem istasyonlarının maliyetinin de 28 bin katı. Yani 28 bin tane bu parayla sualtı deprem istasyonu yapmanız mümkün. Şimdi sonuç itibariyle öyle gözüküyor ki İstanbul seçimlerini yenilemenin bu ülkeye çok ciddi bir maliyeti oldu. Biz bunu defalarca söyledik. Yapmayın etmeyin dedik, dinleyen olmadı. Bunun sonunda bu ülkede binlerce iş yeri battı. Yüz binlerce vatandaşımız işsiz kaldı. Mutfakta tencere boşaldı. Borcunu ödeyemeyen insanlar parklarda kendini yaktı. Bunun hesabını bu millete kim verecek? Bunun hesabı bu dünyada da öbür dünyada da zor verilir. Değerli basın mensupları, biz bu iktidarı yıllarca uyardık. El atına binen tez iner dedik. Dinlemediler. Ekonomi takla atınca da başladılar bahane bulmaya. Yok gezi protestocuları, yok döviz saldırısı, yok dış mihraklar. Arkadaş, bu kadar dış borcu sana zorla mı verdiler? Ayıla bayıla sen aldın. Aldığın bu milyarlarca dolarlık borcu da götürdün. Dağa, taşa, betona yatırdın. Biz seni uyardık. Sen el atına binip faiz lobileriyle türkü çağırmaya devam ettin. Şimdi Türkiye dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri. Bunu ben söylemiyorum. Sadece ben söylemiyorum.
Bunu bizim de üyesi olduğumuz Dünya Bankası söylüyor. Dünya Bankası uluslararası borç istatistikleri araştırmasını daha birkaç gün önce 3 Ekim tarihinde tüm dünya ile paylaştı. Dünya Bankası zaman zaman Türkiye ile ilgili çok olumlu raporlar yayınlıyor ama böyle bir dünya ile karşılaştırma raporu yayınladığında durum değişiyor. Gerçek halimiz ortaya çıkıyor. Türkiye kendisine benzeyen ekonomiler arasında borç göstergelerinde en kötü ekonomiler arasında. 2018'de her 100 dolarlık gelirimize karşılık 59 dolar borcumuz varmış. Aynı dönemde Çin'in borcu 15 dolar, Hindistan'ın borcu 19 dolar. Banka bir de borçları ülkelerin ihracat gelirleriyle karşılaştırmış. Her 100 dolarlık ihracat gelirine karşı Türkiye'nin dış borcu 194 dolar. Yani borcumuzu ödemeye yetmiyor. Hindistan'ın dış borcu 93 dolar. Meksika'nın dış borcu 92 dolar. Rusya'nın dış borcu 81 dolar. Arjantin'den sonra yükselen piyasa ekonomileri kategorisinde ihracat gelirine göre en fazla dış borcu olan ülke Türkiye. Ancak asıl can sıkıcı gösterge dış borca göre döviz rezervlerinin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkmış. Her 100 dolarlık dış borç için ülkelerinin kasasında ne kadar döviz var ona bakmışlar. Döviz rezervi var. Türkiye'de 16 dolar. Yani her 100 dolarlık borcumuz karşılığında kasamızda sadece 16 dolar var. Arjantin'de 23 dolar. Ki Arjantin IMF kapısında bir ülke. Güney Afrika'da 26 dolar. Endonezya'da 32 dolar. Meksika'da 38 dolar. Brezilya'da 67 dolar. Hindistan'da 72 dolar. Rusya'da 84 dolar. Çin'de 158 dolar. Borcuna göre kasasında en az para olan, dolayısıyla en kırılgan durumda olan ülke Türkiye. Hatırlayacaksınız, bu basın toplantılarına başladığımızdan beri ve daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediğimiz ekonomiyle ilgili basın toplantılarında bir şeyi hep söylüyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Borç alan emir alır diyoruz. Bugün Türkiye ekonomisi Oval Ofis'ten atılan bir tweet mesajıyla sonbahar rüzgarlarında uçuşan yaprağa dönüyorsa nedenlerini burada arayacağız. Bu ülkenin bu kadar borca batırılmasında arayacağız. Bu kadar az döviz rezervi tutulmasında arayacağız. 17 yıl boyunca bu iktidar bu rezervler gösteriyor ki hiçbir tahkimat yapmamış. Yani bu dışarıdan gelebilecek bir saldırıya karşı en ufak bir tahkimat yapmamış. Sonra çıkıyor şimdi döviz saldırılarından dem vurup sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. AK Parti Genel Başkanı daha dün çıkmış ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını bozuyoruz diye hamaset yapıyor. Ben soruyorum burada ne yaptınız? Borcunuzu mu azalttınız? Döviz rezervlerinizi mi güçlendirdiniz? Hiçbir şey yok ortada. Tersine varlık fonuna faiz lobilerinden 1 milyar avro borç aldırıp İstanbul'da yandaş müteahhitlerini kurtarmaya soyunmuşlar. Bir de kalkmış dün tehditler savuruyorlar. Milletimizin ekmeğine el uzatanlara da bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz diyorlar. Yani ekonomiyi çok fazla eleştirmeyin. Savcılarıma, yargıçlarıma talimat verir, sizi içeri tıktırırım diyor. Bunları geçsinler. Bir kere dönüp bakacaklar. Arkalarında ne kadar millet desteği kaldı. Öyle kolay değil o işler. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Siz saraylarınızdan kopmuş tatlı bir hayat yaşıyorsunuz. Ama biz milletin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Sizin duymadığınız sesi biz duyacağız. Çiftçinin, emekçinin, esnafın, iş dünyasının, sanayicilerimizin sorunlarına sahip çıkacağız.
Biz vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıktıkça beyefendiler rahatsız oluyorlar. Genel başkanımız çiftçilere en ufak destek yok diyor diye, tam böyle de demiyor, diyor diye sarayın kibirlisi dün çıkmış yine olmadık laflar söylüyor. Bizleri oradan buradan uyduruk rakamlar almakla itham ediyor. Biz kendisi gibi ülkemizin aziz toprağına ayakkabımız toz olmasın diye çizme galoşla basacak kadar yabancılaşmadık. Erdoğan çiftçilerle ilgili rakamları bilmiyor. Çiftçilerle ilgili yasaları bilmiyor. Çiftçilerin halinden hiç anlamıyor. Tarım kanunu ne diyor? Çiftçiye milli gelirin en az %1'i kadar destek vereceksin. Bu kanunu kim çıkardı? 2006'da siz çıkardınız. Beyefendi kanun ne vereceksiniz diyor. Siz 12 yılda ne verdiniz? Kanun 269 milyar lira vereceksin diyor. Onlar 121 milyar lira veriyorlar. Ondan sonra da çiftçiye yarım yamalak ödedikleri paralarla övünmeye kalkıyorlar. 148 milyar Türk çiftçisine borcunuz var. Önce onu ödeyin. Çiftçiye sorun bakalım. Ne dediniz? Traktörünüzün deposunun yarısını siz, yarısını biz dolduracağız dediniz. Çiftçi bu parayı almış mı? Deposuna doldurduğu mazotun yarısının parasını almış mı mazot desteği olarak? Bir çıkın sorun bakalım. Yalan dolan mı arıyorsunuz? Yalan dolan işte burada. Bu ülkede milletin ekmeğiyle oynayan birileri varsa o da sizsiniz. Milleti borca batırdınız. Seçimlerde mızıkçılık yaptınız. Ekonomiyi küçülttünüz. Bunun hesabını tabii ki sandıkta siz vereceksiniz. Şimdi faiz tüm kötülüklerin başıdır edebiyatı yapıyorlar. Bu sözlerin sahibi bugüne kadar en fazla faiz ödeyen iktidarın başı. 1975 ile 2002 arasındaki 27 yılda bu ülkeyi 20 ayrı hükümet yönetmiş. Bu 20 hükümet eliyle bütçeden yapılan faiz ödemesi toplam 251 milyar dolar. Bunu güne bölersek 27 yılın her bir gününde kendilerinden önceki hükümetler ortalama 25 milyon dolar faiz ödemişler. 1 Ocak 2003'ten itibaren iktidara gelmişler. 31 Ağustos 2019'a kadar AK Parti'nin devri iktidarında bütçeden ödenen faiz 469 milyar dolar. Güne bölersek Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarının bütçeden faiz lobilerine ödediği para günde ortalama 77 milyon dolar. Yani 27 yılda 20 hükümetin her gün ödediği faizin 3 katını Adalet ve Kalkınma Partisi New York'a, Londra'ya faiz baronlarına ödemiş. Şimdi bu adamlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sevmesin de kimi sevsin? Şimdi bu rezaletin sahipleri ortaya çıkmışlar, bağırıyorlar. Yok faize karşılarmış. Yok yeşil finansmış. Yok faizsiz bankacılığa bankacılık denilmemeliymiş. Yok faizsiz bankacılık danışma komiteleri kurup bu araçlara fetva alacaklarmış. Yok faiz sebep, enflasyon neticeymiş. E tamam öyleyse iş çok kolay. Düşürün faizi sıfıra, enflasyonda sıfır olsun. Millet de inim inim inlemez. Elinizi tutan mı var? Merkez Bankası Başkanı'nı kovdunuz. Adamınızı da getirdiniz, oraya oturttunuz. Verirsiniz bir talimat, gereğini yapar. Bu hikayeleri geçsinler. Bakın sadece gelecek yılın ilk 4 ayında merkezi bütçeden yapılacak iç faiz ödemesi 39 milyar. Aynı dönemde bütçeden yapılacak dış faiz ödemesi de 2 milyar dolar. Elbette bu haldeki bir ekonomiye borçlanma genel müdürlüğü de gelir. Böyle giderse düğün-i umumiye de gelir. Hep söylüyoruz, bu ülke yönetilmiyor, maalesef savruluyor.
Değerli basın mensupları, millet artık bu yönetime güvenmiyor. Ekonomiyi toparlayabileceklerine inanmıyor. Bankalardaki döviz mevduatları çözülsün diye ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Devlet, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı yine partisinin kampında çıktı, milletten dövize değil Türk lirasına yatırım yapın diye özellikle istirhamda bulundu. İyi güzel de sen kendi yandaşlarına dövizle ihale vermeye, dövizle garantiler vermeye devam ediyorsun. Önce kendi yandaşlarınızı ikna edeceksiniz. Hadi bakalım tüm bu sözleşmeleri Türk lirasına döndürün. Siz bunları yapmadığınız için kimse size ve sizin sözlerinize inanmıyor. Güvenmiyor. Bankalardaki döviz mevduatları rekor üstüne rekor kırıyor. Milletimizin yabancı para mevduatı yılbaşından bu yana 32 milyar dolar artmış. 224 milyar dolar olmuş. Bu ülkede gerçekten önemli, olağanüstü bir rekor. Değerli basın mensupları, saray ülkeyi yönetmiyor. Ekonomiyi batırdılar. Ülkemiz savruluyor. Bunun karşılığında da bir çıkış arıyorlar. Bunun için de milletimizin geleceğini Orta Doğu bataklığına saplamaktan çekinmiyorlar. Özellikle mahalli idare seçimlerinde uğradıkları büyük yenilgiden sonra belki yarın, belki yarından da yakın diyerek Fırat'ın doğusuna operasyon yapacaklarını söyleyip duruyorlardı. Dün gece yarısı Cumhurbaşkanlığı ile Beyaz Saray arasında yapılan telefon görüşmesi ve ardından her iki adresten yapılan basın açıklamalarını Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle bu sabah yaptığımız bir toplantıda Genel Başkanımızın başkanlığında değerlendirdik. Dün gece yarısı Beyaz Saray ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz. Bölgede bulunan Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin, Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun. Açıklamalardan operasyon olurunun IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıkça itiraf ediyor. Diyor ki, Fransa'ya, Almanya'ya ve çok sayıda Avrupa ülkesine kendi teröristlerinizi ülkenize geri alın dedik, baskı yaptık ama kabul etmediler diyor. Kafa kesmiş, ciddi insanlık suçları işlemiş bu teröristlerin bu bölgede kalmasını arzulamışlar. Hangi bölgede? Bizim sınırımızda. Amerika Başkanı diyor ki, ben kendi vergi mükelleflerimi düşünmek zorundayım. Ben bunlara uzun yıllar bakamam diyor. Ondan sonra da diyor ki, bunun çaresi, bu teröristlere bakmanın maliyetinden kurtulmanın çaresi, faturayı Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sırtına yıkmaktır diyor. Açıkçası bu deniyor baktığınız zaman. Bizimkiler de kabul etmiş. Zaten bizim sarayın yaptığı açıklamada Türk vergi mükelleflerinin adı dahi geçmiyor. Saray ne kadar zam yaparsa, ne kadar ek vergi koyarsa bu aziz millet kaldırır zannediyor. Rusya İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı. Şimdi aynı işi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Egemen güçler sobanın üstündeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar. Yine karşılıklı yapılan açıklamalardan anladığımız, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki teröristlere dağıttığı silahların akıbetinin ne olacağı da belirsiz. Operasyon bölgesi Amerika Birleşik Devletleri ile belirlenen alanı aşarsa, o alan da sınırın galiba tamamı değil,
Teröristlere dağıtılan bu silahların namlusu Mehmetçiğimize dönecek mi? Amerika Birleşik Devletleri ben bu işe karışmam diyor. Beylerin Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılma rüyaları bu ülkeye maalesef çok büyük bedeller ödetti. Şimdi de saray bu çok daha büyük bir bedeli çocuklarımıza ve torunlarımızla dahil milletimizin sırtına bırakmaya hazırlanıyor. Mehmetçiklerimiz tüm dünyadan bu bölgeye gelen radikal teröristlere bekçilik yapacak. Milletimiz de onları besleyip doyuracak. Milyarlarca dolar kaynak yok yere harcanıp gidecek. Bunlar sarayın umrunda mı? Hayır. Sayın Genel Başkanımız kapanış konuşmasında dün Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı devam ediyor diye boşuna demedi. Bakın biz bu meselenin başından itibaren iktidara şunu söylüyoruz. Orta Doğu bataklığına girmeyin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bizi dinlemedi. Sonra da işler sarpa sarınca bu meselede bizi aldattılar diye feryat etmeye başladı. Biz de sorduk, kim sizi aldattı? Cevap yok. Biz Suriye ile ilişkileri düzeltin dedik. Türkiye'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Suriye'de kendi toprak bütünlüğünü savunuyor. Bizim Mehmetçiğimiz yabancı topraklarda neden şehit olsun diye sorduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü için teröristlerle Suriye ordusu savaşsın. Biz de kendilerine destek olalım. Biz Mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Tekrarlıyorum. Suriye meselesinin çözüm yolu bellidir. Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur. Emperyal güçlerin bize önerdikleri yol çıkmaz yoldur. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. İsimleriniz ve kurumlarınızla birlikte lütfen. Evet. Tek tek. Fox TV Gökhan Mısırlı. Efendim, operasyona değindiniz. Operasyon yakında olacak. Bununla ilgili bilgiler verdiniz ama çok kısa şeyi sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri biz bu operasyonu desteklemeyeceğiz, müdahil de olmayacağız dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu operasyona desteklemeyeceğiz, bu operasyona müdahil olmayacağız diyor. Ama hemen bir sonraki paragrafta da ben diyor vergi mükelleflerimin parasını korumak için bunu yapıyorum diyor. Şimdi bu iki paragraf birbiriyle uyumsuz. Biri başka yere, bir başka yerlere mesaj gönderiyor, öbürü de başka yerlere mesaj gönderiyor. Açıkçası ben bu mektubu okuduğum zaman, ki yukarıda beraber de okuduk, biz bu mektubu okuduğumuz zaman gördüğümüz manzara şudur. Sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur. Siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin. Biz o bölgelerin yakınında olmayacağız. Ama biz de size bu işin başından bu yana ne kadar terörist yakaladıysak, cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakacağız. Bunların bakımını, muhafazasını sizin sırtınıza bırakacağız. Olan budur. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ha var mı? Devam edin. İç siyasetle ilgili birkaç sorum olacak efendim. Öncelikle FETÖ firarisi Ergün Babahan Devlet Bahçeli ile ilgili bir tweet attı geçtiğimiz gün. Bahçeli siz siyasete hazır olun dedi. Amerikan Büyükelçiliği de bu tweet'i beğendi. Sonrasında Masat Güzelger dışişlerine çağrıldı. Tepkiler geldi hem hükümetten hem MHP'den. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kasıtlı mıdır ABD'nin bu tweet'i beğenmesi? Arkadaşlar dün Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel bu konuyla ilgili kampta bir açıklama yaptı. Dün ya da evveli gün. Biz aynı yerde duruyoruz. Bu ülkenin
partilerinden herhangi birine bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılacak olan, yapılmış olan bu tür girişimleri kendimize karşı yapılmış sayarız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kampta kapanış konuşmasında kampta çalışmalarda şunu gördüm, fitne bayağı egemen olmuş dedi. Daha çok kendi partisinin içini kastetti ama ben size de sormak istiyorum. Daha fitne bayağı egemen olmuş, fitnenin olduğu yerde ne hayır ne bereket olur. Milletimiz bizden kendi iç meselelerimiz değil, hizmet bekliyor dedi. Siz bu çıkışı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şunu söyleyeyim, tabii fitnenin olduğu yerde bereket olmaz ama fitne tohumları da nerede yeşerir biraz önce söyledim. Yani bu makam aşkının gözleri kör ettiği bir ortamda fitne tohumları yeşerir. Liyakatin olmadığı bir ortamda, sadakatin olduğu bir ortamda, mal, mülk aşkının olduğu bir ortamda fitne tohumları her zaman yeşerir. Tabii bir başka dikkatimi çeken husus, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşmasına birlik beraberlik diyerek başladı, sonunda fitne diyerek bitirdi. Anlaşılan o cenahta durumlar son derece ciddi. Evet, teşekkür ediyorum.